Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı günler yine. Bizden size sevgiler. Çocuk ve Ramazan programındayız. Yine güzellikleri paylaşacağız. Yine yerlerimizi almışız. Herkes yerli yerinde bakın. Şaşkın kendi evinde. Öğretmenlerimiz masalarında, arkadaşlarımız yanlarında. Siz de yerlerinizdesiniz. Dolayısıyla çalışmaları az sonra başlatabiliriz. Biliyorsunuz Çocuk ve Ramazan programında her bölümünde Ramazan ayına ait güzel çalışmalar yapılıyor. Bugün de yine öyle güzel tatlı çalışmalar yapılacak. Neler olacak? Nasıl çalışılacak? Bunları da öğretmenlerimiz anlatacak ama biz çok eğleneceğiz bugün. Hem çalışmaları yaparken eğleneceğiz hem de çalışmaları tamamladıktan sonra neden böyle söylediğimi az sonra ne yapacağımızı öğrendiğinizde anlayacaksınız. Çünkü ne yapacağız bu şart benim? Ramazan davulu hazırlayacağız. Ay Ramazan davulu mu? Evet aşkım. O zaman ben davulları alırım, davulculuk da yaparım akşam. Uyandırırım herkesi. Evet biz de onun için hazırladık. Değil mi? Biraz sonra da zaten prova yaptıracağız şaşkına. Evet. Madem davulculuğa niyet etmiş. Prova yapalım. Burada öğretmenlerimizin hazırladığı iki tane çok güzel davul var arkadaşlar. İki tane daha hazırlayacaklar. Evet. Dört tane davulumuz olacak. Arkadaşlarımız da dört tane. Her biri o davulları ellerine alacaklar, çalacaklar. Şaşkın da oradan hani aynı sanki davulcuymuş gibi maniler söyleyecek. Böyle prova yapmış olacağız. Böyle deneme yapmış olacağız. Tamam mı şaşkın? Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Peki yapılacak çalışmanın ne olduğunu öğrendik. Ramazan evet. Davulu hazırlıyoruz. Çok da pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Ayrıntılı bilgileri de alacağız sizden malzemelerle birlikte. Sonrasında ekran başındaki arkadaşlarımız da dilerlerse çalışacaklar. Aynı evet. Çalışmayı yapacaklar. Arkadaşlar katılın, malzemeler gerçekten çok kolay. Biraz sonra öğretmenlerimiz anlattıklarında, malzemeleri saydıklarında siz de toparlayın, gelin ekran başına bizimle birlikte çalışın. Siz de davulculuk oyunu bile oynayabilirsiniz, çok eğlenceli olur. Hatta bazı günler belki sahura hani öyle minik davulunuzu alıp annenizi uyandırabilirsiniz maniler söyleyerek. Eminim çok tatlı olur, eminim çok eğlenceli olur. Varsa kardeşleriniz, arkadaşlarınız onları da yine bu konuda yanınıza alabilirsiniz. Birlikte maniler söyleyip ev halkını sahura kaldırabilirsiniz. Şimdi davulları hazırlayacağız biz burada. Sonrasında da maniler söyleyeceğiz ya, hatta onları da not alabilirsiniz. Onları da söyleyebilirsiniz. Küçük bir gösteri bile hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri öğrenelim bakalım, bu davullar hazırlanırken neler kullanılacak? Siz hangi malzemeleri toparlayacaksınız? Neler lazım? Hemen bilgileri alalım. Bu sefer Merve öğretmenimiz anlatsın bakalım neler lazım. Biz davulumuzu yaparken yani ana malzememiz karton ya da mukavva olacak. Üstünü evdeki kumaşlarla artık materyallerle kaplayacağız. Biz pompon, ip ve grafon kağıdı kullandık, kurdale kullandık. Büşra öğretmenim de boncukları kullanarak yaptı, renkli kağıtları kullanarak yaptı. Hı hı. Her iki şekilde hangi malzemesi varsa arkadaşlarımız onları değerlendirerek kullanabiliyorlar ve yapabiliyorlar aynı şekilde davullarını. Şimdi hem kullandığınız mukavvalar farklı, hem kumaşlar farklı, süslemeler, boncuklar evet. bile farklı. Ekran başındaki arkadaşlarımız da yine ellerindeki malzemelere evet. göre bu kullanacakları yine malzemeleri değiştirebilirler. Evet. Ne isterlerse ona göre uyarlayabilirler. Bakın davulların tokmakları bile farklı. Evinizde ne varsa arkadaşlar, şu bir çıtayla yapılmış. Evet. Tahta çıta, uçurtmalarda da kullanılan çıtaya benziyor. Varsa böyle bir hani fazla parça onu kullanın. Bu daha farklı. Farklı bir şey. Bu ne? Yuvarlak. O da yine uçurtma çıtalarında kullandım. Yine bu da kullanılıyor. Evet. Yine öyle bir parça. Aynen. Başka yine... Kuruda kullanıyoruz genelde. Kuruda, evet. Onu çok kullanıyoruz. Her yerde kullanıyoruz evet. ve çok kolay bulunuyor. Evet. Ağaçlardaki kuru dallar, kurumuş olan dalları da kullanabiliyorsunuz. Evde ne varsa artık kumaşlar... Evet. Buradaymış. Şimdi yayından önce öğretmenlerimiz bir şey yapmıştı. Onu nerede kullandılar diye bakarken buldum hemen. Büşra öğretmenimiz eline bir balon almıştı arkadaşlar. Bir de iğne. Dedim mümkünse burada patlatmayın. Korkanlar var. Balonlar patlayınca Arif abla böyle gerçekten de korkuyoruz değil mi hepimiz? Şaşkın. Büşra öğretmenimiz balonu patlattı şaşkın. Sonra balondan çıkan parçalar var ya. Evet. İşte onlarla bu tokmakların ucunu kapladı. İçinde ne var? Pimpon topu var. Allah'ım neler birleşmiş neler. İçinde de pimpon topu varmış. Onu balonun hani plastik kısmı patlayınca sarıp bakın iple bağladı.
çok pratik, çok tatlı, çok da güzel oldu. Elinize sağlık. Yani ne varsa kullanıyoruz. Yine şimdi aklıma geldi. Kuru dal da yoksa hani artık belki ağaçlarda kuru dal bulamayabilirler ama kalem yine kullanabilirler. Tahta kalem onun üzerine sarıp yine kalemle, bantla, renkli bantlarla falan onu da bu şekilde kullanabilirler. Kullanabilir bence de. Büyüklerinize de sorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü büyüklerin de aklına bazen farklı fikirler geliyor. Hatta bence bu çalışmaya dahil olmaktan da mutlu olurlar. Şu da olabilir. Evde de şöyle bir parça vardı. Hadi gelin kullanalım da diyebilirler. Bize boş bir hani mukavvayla da yapılabilecek ya da evde kullanmadığınızda herhangi boş bir kap, boş bir kutu lazım. Koli yoğurt kullandım kapları ben. Kapları falan bile olur, olabilir. Tabii. Koli kullandım. Onları birleştirebiliriz. Peki ne varsa malzeme olarak kullanabiliriz. Evde ne varsa kullanabiliriz. Yani. Onları toparlayın. Büyüklerinden ama izin alsınlar değil mi şaşkın? Bazen lazım olan eşyaları da çünkü kullanmaya kalkabiliyoruz acaba olur mu diye. İzin alsınlar, sorsunlar, sonra evde olan malzemeleri kullansınlar. Evet. Peki. Şimdi çalışmaya başlıyorsunuz. Evet. O zaman nasıl başladığınızı da öğrenelim ki Ramazan davulu çünkü çok eğlenceli bir faaliyet. Nasıl başladığını da kaçırmayalım. Ne yapıyoruz? Kaplıyor muyuz? Kaplayacağız. Gerçi ikiniz farklı başlıyorsunuz. Evet. O yüzden Merve öğretmenim ne yapıyor? Önce onu öğretmenim. Ben bunu hazırlayarak getirdim. Çünkü aynı hazırlama tekniğini Büşra öğretmeninkiyle aynı. Ben hazırlandım. Dışını kaplayacağız biz kumaşla. Evet. Üstünü ayrı bir kumaşla kaplayacağız. Sonra ara katmanlarını yani iki arasına ip geçireceğiz. Yani ip geçireceğiz derken bu ipleri yatay şekilde bir aşağı bir yukarı zikzak şekli vererek yapıştıracağız. Sonra üzerlerini kurdale ve pomponlarla süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Peki bir şartlarımızdan de hemen bilgi alalım. Siz ne yapacaksınız? Ben de karton kolileri kullandım. Oradan bu şekilde bir dikdörtgen parça kestim. Onu şu şekilde önce yuvarlayacağım. Yani bütün parçaların şöyle kırılması lazım ki dümdüz bir şekilde yuvarlanabilsin. Bunu böyle yuvarladıktan sonra bunu bantlayacağım. Şöyle düzgün bir yuvarlağım oldu. Yine karton koliden şu şekilde kapaklarını keseceğim. Bunu da yapıştıracağım ve daha sonra yine aynı teknikte üzerini kaplayacağım. Ben aralarına ip geçirdim. Bu şekilde karşılıklı olarak delikler açtım. İpleri geçirerek boncukları taktık. Biz de o şekilde çok güzel olmuş. Gerçek davul havası vermiş. Hani böyle gerilmiş hani bir gergiyle gelmiş ki iyi ses çıkarsın diye. Boncuklar da çok yakışmış. Diğer davuldaki süslemeler de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok, çok güzel davullarla böyle sağır herkesi kaldıracağız. Arif abla. Efendim şaşkın. Aslında ben böyle davul çalmak istiyordum da sanırım zamanı karıştırmışım. Gece kaldıracağıma sabah kaldırmışım herkesi. Vakit geçmiş yani. Evet. Peki canın sağ olsun. Bir de doğru zamanda kaldırırsın artık olur mu? Tamam o zaman daha çok dikkat edeceğim. Tamam karıştırmazsın zamanı. Şimdi davullar hazırlanıyor arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz hani o mukavvadan hazırladıkları gövde kısmını, davulun gövde kısmını kaplıyorlar. Bayağı da harıl harıl çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı da tanıyacağız biraz sonra, onların da seslerini duyacağız. Sonra da ne yapacağız? Bizim burada yine görüyorsunuz küçük bir ayaklı masamız var, üzerinde yine harfler var. O harfleri doğru sıralayarak bugünkü hadisimizi bulacağız. Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır yazısı var. O yazıyı da hatta düzelteyim şöyle, yan dönmüş çünkü. İşte bu yazıyı doğru bir şekilde arkadaşlarımız yarışma şeklinde süre tutarak bulmaya çalışacaklar, yazmaya çalışacaklar ki bu sözü iyice öğrenelim, bir daha unutmayalım. Her gün Çocuk ve Ramazan programında bir güzel söz, bazen hadis olacak, bazen ayet olacak ya da başka güzel sözler olacak. Ama Ramazan ayına ait olacak bu güzel sözler. Öğrenmeye çalışacağız yarışmayla beraber. Süre tuttuğumuzda, arkadaşlarımız hızlı davrandığında, harfleri yerli yerine koyduklarında da tekrar cümleyi görmüş olacağız tam olarak. Tahtaya yazıldığında siz de oradan belki takip edeceksiniz. Siz de bu şekilde unutmamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımızı tanıyacağız. Teker teker neler yapıyorlar, Ramazan ayını nasıl geçiriyorlar, nasıl değerlendiriyorlar, nasıl daha güzel hale getiriyorlar. Çünkü biliyorsunuz zaman çok çabuk geçiyor. Gerçekten su gibi akıyor. Ramazan ayı da öyle. Günler hızlı hızlı. Bakın birkaç günü geride bıraktık bile. O nedenle ne kadar güzel değerlendirirsek, ne kadar çabalar, güzel işler yaparsak o kadar kârda olmuş oluruz. Arkadaşlarımızdan da bu konularla ilgili bilgiler alacağız. Neler yaptıklarıyla alakalı.
paylaşımlarda bulunmuş olacağız. Şöyle yapalım, onlarla az sonra tanışalım. Onlarla biraz sonra konuşalım. Biraz sonra hatta bu bilgileri de paylaşmış olalım. Peki şimdi ne yapalım? Şimdi bir bölüm izleyelim. Burhan abimizin yanına gidelim. Balonlarla kaplı olan bir alanda. Balonlarla neler yapacak görelim. Şaşkın yine çok heyecanlandı. Arif ablacığım, balon deyince ben kendim yerimde duramıyorum. Ay şapkam açıldı. Ay. Şaşkın, şapkam yerinde işte. Duramazsan böyle olur tabii. Dur süsleyelim seni bir dakika. Ha, yakışıklı neredeyse ol. Şapkam düşüyordu Arif abla. Peki sen heyecanlanma. Sen sakin ol, hiç heyecanlanma. Tamam. Şimdi izleyelim Burhan abiyi bakalım. Tamam mı? Anlaştık. Siz izlerken de heyecanlanacaksın zaten. Wow. Ben heyecanlanırsam ekran başındaki arkadaşlar siz de görün bakalım nasıl balon hazırlanıyormuş. Peki Şaşkın heyecanlandığı kadar siz de heyecanlanıyor musunuz bilmiyoruz arkadaşlar ama gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel figürler hazırlıyor. Bakalım bugünkü bölümünde bize ne hazırlayacak yine o rengarenk balonlarla. Thank you.
Evet, Burhan abimizin yine güzel çalışmasını gördük. Belki bir parça da öğrendik. Biraz hızlı çalışıyor gerçi, zorlanıyoruz bazen. Acaba ne yaptı, nereyi büktü, nereyi kopardı, nereyi katladı diye. Ama izleye 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 belki bazı çalışmaları öğreneceğiz sonunda. Şimdi arkadaşlarımızla artık tanışalım, onların seslerini artık duyalım. Çalışıyorlar öğretmenleriyle harıl harıl. Ama kimler onlar? Stüdyomuza gelmişler, misafirimiz olmuşlar. Kim olduklarını da biraz öğrenelim, olur mu? Mikrofon orada. İsmet, mikrofonu al bakalım. Seni biraz tanıyalım. Ben İsmet Emre Güngör. Kaça gidiyorsun? 3'e gidiyorum. Dersler iyi mi? İyi. İleride ne olmak istiyorsun? Olacağım. Asker olmak istiyorum. Asker olmak istiyorsun. Wow, asker selamını biliyor musun peki? Nasıl selam veriyor askerler, bir gösterir misin? Böyle. Wow, çok güzel. Peki İsmet, boş zamanlarında ne yaparsın İsmet? Nasıl değerlendirirsin? Resim yaparım. Resim yapmayı seversin. Seviyorum. Ne güzel. Peki o zaman şöyle sorayım bir de sana. Ramazan ayını nasıl değerlendirmeye çalışırsın? Çünkü biliyorsun Ramazan ayında biraz daha hani zamanın kıymetini bilerek, biraz daha her anı değerlendirmeye çalışarak geçirmeye gayret ediyoruz. Çünkü bir yılda 12 ay var ama Ramazan ayı sadece bir ay. Evet. Kısa bir süre dolayısıyla. Ne yapıyorsun güzel geçirmek için? Nasıl değerlendiriyorsun? Sevdiklerimi ziyaret ediyorum. Aa, ne kadar güzel. Ramazan ayının en güzel yanlarından biri sevdiklerimizi ziyaret etmek gerçekten de İsmet. Peki size misafirler geliyor mutlaka. Hazırlıklar yapıyorsunuz. Onları ağırlıyorsunuz. Sen de yardımcı oluyor musun? Evet, oluyorum. Neler yapıyorsun? Sofrayı hazırlıyorum mesela. İftar yaklaştıkça da bir heyecan kaplıyor sanki. Evet. Böyle bir telaş oluyor. Akşam uyandırıyorlar. Ne yapıyorlar? Uyandırıyorlar. Peki rahat uyanabiliyor musun sen? Evet. Ay, ben bazen zorlanıyorum çok geç yatarsam. Çok geç yatmamak mı gerekiyor İsmet? Evet. Peki buna da o zaman dikkat edelim diyelim, olur mu? Teşekkür ettim. Ayşe al bakalım mikrofonu. Seni de biraz tanıyalım. Benim adım Ayşe Zümra Biçer. 3. sınıfa gidiyorum. Nasıl dersler? İyi. Sen ne olmak istersin ileride? Ben birinci resim öğretmeni olmak istiyorum. Sen de resmi seviyorsun İsmet gibi. Ne güzel. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanlarımda kardeşimle oynuyorum. Kitap okuyorum. Ödevimi yapıyorum. Kitap okumayı da seviyorsun. Çok mutlu oluyoruz biz bunu duyduğumuza. Peki Ayşe, Ramazan ayında da hani değerlendirmeye gayret ediyoruz. Her anımızı değerlendirelim diye böyle çok istiyoruz. Vakit az çünkü diye, değil mi? Bir ay çok çabuk geçiyor ve bitiyor. Sen bu konuda neler yapıyorsun? Nasıl değerlendirmeye gayret ediyorsun? Oruç tutuyorum. Oo, harikasın. İnsanlara yardım ediyorum. Mesela bir örnek verir misin? Ne yapabiliriz? Ne yaptığından ziyade ne yapabiliriz bize söyleyebilirsin? Yardım derken? Yardım ediyoruz. Para veriyoruz. Çok maddi ve zekat olabilir değil mi? Sadakalarımız olabilir. Ramazan ayında çünkü verilmesi çok daha makbul. Bunlar da yine güzel yapılacak işler. Peki mesela şey yapıyor musunuz? İftarda kimseyi davet ediyor musunuz? Evet. Ay, beni de davet eder misiniz peki? Aşkın, konuyu buraya mı getirecektin? Eder misiniz beni de? Ederim. Bak, tamam o zaman. Madem öyle Ramazan bitmeden iftara davetlendim. Bir davet ayarladı Şaşkın. Evet. Peki Ayşe, teşekkür ediyorum sana da. Mikrofonu hemen uzatabiliriz. Evet. Ecrin. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Çalışmayı beğendin mi? Evet. Çok eğlenceli. Evet. Ramazan ayında da pekala kullanabiliriz. Evet. Düşünür müsün gece sahura aileni böyle bu davulla kaldırmayı? Düşünebilirim. Ne güzel olur aslında. Peki seni de tanıyalım. Kaça gidiyorsun? Kaç yaşındasın? Ben Ecrinaz Eski. 3. sınıfa gidiyorum. 8 yaşındayım. Harikasın. İleride sen ne olmak istersin? Doktor. Doktor olmak istersin inşallah diyelim. Ramazan ayını değerlendirmek için sen neler yapıyorsun, nasıl çabalıyorsun? Sevdiklerimi ziyaret ediyorum. Ay. İftara gidiyoruz, çağırıyoruz. Harikasın. Sevdiklerini ziyaret ettiğin zaman onlar da mutlu oluyor mu peki? Evet.
Çok güzel. Peki senin katkın oluyor mu misafirler size geldiklerinde, iftara davet ettiğinizde yardımın oluyor mu? Anneme her zamanki gibi sofrada, sofrayı kurmada yardım ediyorum. Aferin sana. Peki mikrofonu ver bakalım Muhammed'e. Muhammed'cim nasılsın? İyiyim. Beğendin mi çalışmayı? Evet. Hiç merak etmiş miydin davulcular davulu nasıl çalıyorlar diye? Evet. Bugün bir deneme yapacağız. Heyecanlı mısın? Hı hı. Peki. Biraz sonra deneyeceğiz. Davul çalacağız. Maniler söyleyeceğiz. Örnek olsun diye. Muhammed'i de tanıyalım. Sen kaça gidiyorsun? Kaç yaşındasın? 3'e gidiyorum. 9 yaşındayım. İleride ne olmak istersin? Öğretmen. İnşallah diyelim o zaman. Peki Ramazan ayını değerlendirmek adına sen neler yapıyorsun? Afyon'a gidiyoruz. Ne var Afyon'da? Babaannemler var. Babaanneyi ziyarete gidiyorsun yani öyle mi? Evet. Ne güzel. Peki babaanne bir şeyler hazırlıyor mu? Evet. Ne yapıyor mesela? Patates yapıyor. Vaaa. Babaanne başka? Çorba yapıyor. Yaşa aşkına herkesin canı isteyecek patates şimdi Ramazan'da. Yapıyor. Hepsini sayalım mı? Akşam için hazırlıklar yapacağız yani abla. Tamam gerçi biraz sonra da zaten bir tarifimiz olacak. Hazır onu da vermişken anlatalım bari. Peki sen yardımcı oluyor musun? Evet. Sen hazırlamayı biliyor musun? Yiyecek bir şeyler mesela iftara. Evet, ben de kahvaltıyı hazırlıyorum. İftara ya da sahura bir şeyler hazırlamak istiyor musun arada? Aklına böyle değişik bilmiyorum. Şeyler geliyor mu? Bazen tabakları koyuyorum, bazen çatalları koyuyorum, bazen kaşıkları koyuyorum. Öyle katkın oluyor. Evet. Peki teşekkür ediyorum sana da. Şimdi davulla ilgili öğretmenimiz hemen kısa bir şey göstermek istiyor ama biraz sonra gösterecek. Evet. Sizi biraz bekleteceğiz öğretmenim. Davullar hazırlanıyor. Ramazan davulları. Çok da şirin, çok da güzel. Malzemeler de çok kolay. Biz istiyoruz ki şöyle davul çalalım arada. Sahura kaldıralım büyükleri. Şirinlik olsun evde diye. O nedenle ilerliyoruz ama biraz sonra ayrıntılarını paylaşacağız. Öğretmenimizin göstereceği bir iki detay var, bir iki nokta var. Onları az sonra öğreneceğiz. Neden az sonra? Çünkü şimdi minik lezzetler var sırada. Sizlerden birisi bize küçük, basit, pratik bir tarif verecek. Hem sohbet edecek birazcık Ramazan'la ilgili hem de bu tarifi vermiş olacak ki iftar sofralarında ya da sahur sofralarında bizim de katkımız olsun. Hani çorbada tuzumuz olsun denir ya işte öyle. Bakalım ne hazırlanacak ve bakalım bu hazırlığı kim yapacak? Bugün sizlerle birlikte Çocuk ve Ramazan programı minik lezzetlerde makarna salatası yapacağız. Öncelikle makarna salatamızın malzemeleri şunlardır. Makarna, tavuk, yeşil soğan, maydanoz, dereotu, limon, tuz, karabiber. Öncelikle anne ve babamızdan yardım alarak tavuk ve makarnamızı haşlayalım. Daha sonra yeşilliklerimizi doğrayalım. Yapmak için yeşil soğanımızı doğruyoruz. Şimdi dereotumuzu doğruyoruz. Şimdi ise maydanozumuzu doğruyoruz. Ve diğer malzemelerle birlikte hepsini büyük bir kaba boşaltıyoruz. Şu anda ise tavuğumuzu koyuyoruz. Ve daha sonra hepsini karıştırıyoruz. Size geçen yıl yaşadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. Ben geçen yıl ilk ördüğümü arife günü tutmuştum. Ve o zaman Allah rızası için tuttuğum için herkes bana bir sürü eğlendirici şeyler anlatarak onlar da kendi ilk ördüklerini anlatmışlardı. Ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Karıştırdıktan sonra zeytinyağımızı döküyoruz. Tuzumuzu döküyoruz. Biberimizi döküyoruz. Ve annemizin yemekleri neden bu kadar güzeldir? Çünkü onlar işlerine sevgilerini katıyorlar. Biz de bir tutam sevgi katalım mı? Hadi bir tutam da sevgi kattıktan sonra bunları da karıştırıyoruz. Ve sunumu hazırlıyoruz. Eğer biraz daha süslemek istersek
limonumuzu ve birazcık maydanoz koyarak da süsleyebiliriz. Makarna salatamız hazır. Şimdi annemize yardım edelim ve etrafı toplayalım. Şimdi size makarna salatamızı özetleyeceğim. Öncelikle makarnayı ve tavuğu haşlayalım. Daha sonra maydanozumuzu, yeşil soğanımızı ve dereotunu keselim. Ve hepsini bir kaba koyup karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağını, tuzunu ve biberini dökelim. Ve üzerine biraz da sevgimizi kattıktan sonra sunumu hazır. Ben de siz de annelerinize bunun gibi yardımlar yapabilirsiniz. Hem eğlenceli oluyor hem de annemize yardım etmiş oluyoruz. Size çok güzel bir söz söyleyerek veda etmek istiyorum. En güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed'in yoludur. Çocuk ve Ramazan programı izleyicilerine hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Evet, minik lezzetlerimizi izledik. Akşam sofralarında ne yapacağımız hakkında da birazcık bilgi edindik. Biz de hazırlayabiliriz herhalde. Siz de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bence arada deneyin. Büyüklere sürpriz yapmış olun. Şimdi davul ilerliyor. Çok şirin minik mukavvalarla hazırladığımız davullarımız var burada. Süslediğimiz boncuklarla, iplerle. Onunla ilgili öğretmenimizin çok kısa bir hemen bilgi paylaşımı olacak. Evet, evet öğretmenim. Çünkü şimdi bağlamaya geçeceğiz. Geçmeden hani yapıştırdığım hali de göstereyim evet, dedim. İyi yaptınız. Bu şekilde yuvarlağımızı oluşturduk. Düz bir yuvarlağımız oldu. Onu da kapladık. En son kapak gibi yuvarlaklar kesmiştik. Onları da kapladık. Sonra üzerine kestiğimiz yuvarlaktan daha büyük yuvarlaktan kumaşlar kestik. Kenarlara sarksın bunu. Bunlar. Bu şekilde altı da üstü de kumaşla kapladık. Böyle bir davul oluştu. Bunu da şimdi karşılıklı olarak delikler açacağım. Oradan da ipleri geçireceğim. İpleri geçirirken aynı zamanda boncukları da geçireceğim. Boncukları bir anda geçirmek de olmuyor. Önce ipi geçireceğim, boncuğu geçireceğim. Sonra tekrar başka bir deliğe takıp tekrar boncuğu geçireceğim. Bayağı bir yol şeymiş yani. Emek istiyor. Evet. Ama güzelliğine baksana şaşkın. O verilen emeği de burada gösteriyor. Gördün evet. mü? Bunu alacağız ve akşamları herkesi uyandıracağız geceleri. Geceleri. Saatleri şaşırmayacağız. Tamam. Sabah güneş doğduktan sonra değil ya da güneş doğarken değil tam sahurda kaldıracağız değil mi şaşkın? Evet öyle dikkat edeceğim bundan sonra ben. Aferin sana. Şimdi arkadaşlarımızı buraya alalım. İsmet ve Ayşe gel bakalım. Birinizi masanın sağ tarafına birinizi sol tarafına. Evet Ayşe'cim şimdi. Süre tutacağız. Biz 1, 2, 3 diye şaşkınla sayacağız. 3 deyince süremiz başlayacak. 45 saniyeniz var. Bakın süreyi biraz uzattık. Bundan önceki 1-2 bölümümüzde daha kısaydı. Biraz harflerimiz de fazla bugün. Ama siz bulursunuz doğru harfleri. Şuradan başlayın yazmaya karışmasın diye. Tamam mı? Zira'ya kadar siz yazacaksınız. Zira kelimesi dahil. Anlaştık mı? Cümlemizi tekrar edelim. Sahur yemeği yiyin. Zira sahurda bereket vardır. Siz sahur yemeği yiyin, ziraya kadarı tamamlayacaksınız. Kalanı da diğer masada sahur arkadaşlar. Yemeği yiyin, zira diyeceğiz ve oraya kadar siz yapacaksınız. Anlaştık mı? Ama 45 saniyeniz var, acele edin tamam mı? Tamam, hadi sayalım şaşkın arkadaşlarımız başlasınlar. Bir, iki, üç. Haydi bakalım. Sahur. Evet. H olması lazım mı? Ay yanlış oldu. Yer değiştirdik. Ben hiç göremiyorum. Sahur. Evet evet evet. Evet. Biraz hızlanın şimdi. R harfi. Sahur. Yemeği. Evet. Yemeği. Y. Sonra yukarıda yeşil bak. Ay biraz acele evet, etmemiz lazım. 19 saniyemiz kaldı. M. Evet. Yemeği. Hemen. 13. Biriz, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. Olsun. Bitti sayılır. İki harfi kaldı sadece. Kelimelerin değil mi? Sahur yemeği yiy çok ada. Değil, gayet iyiydiniz. Hadi bakalım yerinizi alalım sizi. Tamamlayalım bunu. Biraz sonra da arkadaşlarımız gelecek çünkü. Elinize sağlık. Gayet iyiydi. Böyle böyle bu güzel sözleri öğrenmiş olacağız. Değil mi?
Şunu da tamamlayalım ki aklımızda kalsın. Şöyle. Evet. Şimdi bir bölümümüz daha var sırada. Onu da izleyelim. Ardından buradayız. Diğer masadaki arkadaşlarımızla yarışacağız bu bölümden sonra. Bakalım şimdi ne izleyeceğiz? Bakalım sırada ne var? Ardından buradayız. Davullarımız biraz daha ilerlemiş olacak. Ve cümlemizi tamamlayacağız. Söyler misin? Neva. Kaç yaşındasın? 5,5. Nasıl gösteriliyor 5,5? Nevacığım, şimdi Ramazan ayı diye bir ay varmış. Biliyor musun? Biliyorum. Ne demek o? Yani oruç tutuyoruz. İftar oluyor. Bütün sevdiklerimizi çağırıyoruz. Daha önce görmediğimiz kişilere gidebiliyoruz. Oruç tutmak ne demek? Yani hiçbir şey yemeden, akşam ezanına kadar hiçbir şey yemeden, içmeden bulmak. Harikasın. Sen hiç oruç tuttun mu? Ben öğleye kadar deneyeceğim bu Ramazan'da. İftar sofrasının ne olduğunu biliyor musun? Akşam yemeği oluyor. Akşam yemeklerini iftar deniyor. İftar sofrasına bir sürü hazırlık mı yapıyor anneler? Evet. İftar sofrasında neler olsa sen mutlu olursun? Makarna, pilav, salata, turşu. Sen büyüdüğün zaman, Ramazan ayında kendin böyle yemekler hazırlayabilecek kadar büyüdüğün zaman kimleri çağırmak istersin? Teyzem herkese. Peki Ramazan ayında büyüyünce başka neler yapmak istersin? Sadece kurallarına uymak isterim. Ramazan ayının kurallarına mı? Evet. Kurallar ne peki? Oruç tutmak. Akşama kadar hiçbir şey yiyip içmemek. Bir de sanki oruç tutanlar gece kalkıp yemek mi yiyorlar? Evet. Ne yapıyorlar? Nasıl uyanıyorlar? Ne yiyorlar? Uyandıklarında bir şey yemeden akşama kadar sabretmeye çalışıyorlar. Ama gece uyanınca bir şeyler yiyorlar değil mi? Evet. Çok mu misafir çağırıyoruz Ramazan ayında? Evet. Neden? Çünkü daha önce görüşemediğimiz bir sürü kişi olabiliyor. Neden o zaman özellikle görüşmek istiyoruz herkeslerle? Çünkü Ramazan'da beraber olmak isteyebiliriz. Büyüklere bir tavsiyen var mı? Oruç tutarken nelere dikkat etsinler? Bir şey yememeli, içmemeli. Bir de sinirli olmasınlar, değil mi? Evet, Müslümanca davransınlar. Müslümanca davranmak ne demek? Yani sadece Allah'ın dediklerini uysunlar. Hayırlı Ramazanlar. Pırıl pırıl gökyüzünde karşımıza la 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 ne çok
minik yıldızlarımızı da izledik. Daha doğrusu yıldızlarımızdan birini daha izledik ve dinledik. Ardından buradayız. Programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. O nedenle şimdi davul yapımı ile ilgili birazcık daha öğretmenlerimizden bilgi alalım. Eksiklerimiz var, anlayamadığımız kısımlar var. Onları anlatsınlar. Sonrasında da bugün için, bugünkü programımız için hazırladığımız sözümüzü tamamlayacak arkadaşlarımız Mehmet ile Ecrin geldi tahtamızın yanına. Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır. Ziradan sonrasında arkadaşlarımız yazacaklar. Önce bilgileri alalım. Merve öğretmenim, ne yaptık? Biz davul... Onları yapmayacağız. Sadece vardır diye yazacağız, tamam mı? Muhammed'in merak ettiği bir şey oldu yazıyla ilgili. Ne yaptık öğretmenim? Davulumuzun, mukavvamızın dış kısmını kapladık. Üstüne de yine Büşra öğretmenimiz gibi üst kısmını kapladık. Kenarlarının sarkmasını sağladık. Evet. Sadece üst kısmını yapıştırmadan önce arkadaşlarımız ara iplerini önce yapıştırsınlar, sonra üstteki kumaşı yapıştırsınlar. Bu kenarlarda görünmesin diye biz kurdale kullandık. Kurdalelerimizin üstünde böyle pomponlarla süsledik. Ne kadar güzel olmuş. En son hem altına hem üstüne gelecek şekilde bu şekilde kapladığımız zaman davulumuz bitmiş oldu. Hem süslemiş olduk hem de kumaşımızın o hani birleşme kısımlarını kapatmış olduk. Peki Büşra öğretmenim. Ben de kumaşları geçirmiştim alt üstü. Onlara şimdi çapraz olarak, yani tam karşısına değil de biraz daha ilerisine delikler açıyorum. İpimi geçirdim, boncuklarımı geçirdim. Ben her sıraya boncuk geçirmedim. Bir tane boş geçirdim. Şurada mesela geçirelim. Bir tanesini boş geçirdim, diğerini boncukla geçirdim. Şurada tekrar delikten ipimizi geçiriyoruz. Şöyle. O da olmuş yeterli oldu. Şimdi bunu boş geçireceğim. İkincisini boncuklu geçireceğim. Gayet bu şekilde güzel. Hepsini tamam. Sonra tamamlamış olacağız. Evet. Davulları çalacağız. Evet. Elinize sağlık. Peki. Şimdi hemen yarışmamızı yapacağız. Biz yine süre tutacağız. 45 saniyesi var arkadaşlarımız. 45 saniye içinde kalan kelimeleri tamamlayacaklar. Bu şekilde cümlemizin tamamını tahtamıza yazmış olacağız. Arkadaşlar hazır mısınız? Ecrin, Muhammed, heyecanlı mısınız? Evet. Dikkatli davranın, tamam mı? Heyecanlanmadan hemen birbirinize yardımcı olun. Mesela bir arkadaşımız bir harfi oraya yapıştırdığında diğer arkadaşımız diğer harfi bulup oraya yapıştırmaya çalışsın. Tamam mı? Böyle çok daha pratik ilerlersiniz. Size birazcık da ipucu vermiş olduk. Öyle de olabilir, sırayla da olabilir. Nasıl isterseniz. Biz sayıyoruz. Şaşkın sayalım bakalım. Bir, iki, üç. Başladı. Biraz daha yanda durarak Ecrin. Evet, kolunu uzatarak çalış. Hemen. Acele edin biraz. Zira, sahur, evet, U. R'yi bulun hemen biriniz. Sahur. Haydi bakalım, çabuk acele edin. Sahurda. Süreniz gidiyor. D ve A. Evet, evet, hemen A. Bereket vardır. Mahmut biraz yana gel. Yana gel biraz. Mahmut buraya gel. Hah, yanda. Bereket. Acele etmeniz lazım. Evet, evet, E. Bereket. Evet, evet, evet. Hemen sen yapıştır Mahmet. K, hemen K. Evet, bir daha E. Biraz daha, biraz daha. El hiç önemli değil. Bereket ve... 9, 8, 7, ay, alt sıraya vardır yazın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Kaldı. Olsun. Hiç önemli değil. Teşekkür ama gerçekten ediyoruz. Çok iyi yarıştınız arkadaşlar. Tebrikler. Tebrikler. Şimdi bakalım. Biraz sonra bakalım. Muhammed yerini alalım. Ecrin sen de yerini alalım. Teşekkür ettim. Biraz sonra bir ayarlayalım. Ellerinize sağlık. Heyecanlandık bayağı. Son bir bölümümüz var arkadaşlar birlikte izleyeceğimiz. Ardından biz buradayız. Döndüğümüzde davulları teker teker çalacağız. Manilerimizi söyleyeceğiz. Siz de sahura büyüklerinizi kaldırırken aklınızda bulunsun diye tekrar edin, olur mu? Şimdi bölümümüz. Sahur sünnet ibadettir, bize layık ibadettir. Beyim sahura kalkmak ne devlet ne saadettir. Sahur
hilaf değil gözüm nuru. Sever dahi zevk sürürü, mümin olan methin eder, canım vakti sahuru. Evet arkadaşlar, toplandık biz buraya çünkü deneme yapacağız. Herkes davulcu gibi davranacak, rol yapacağız yani. Çünkü hani evlerimizde de dedik ya deneyelim diye, o nedenle başlayacağız. Hazır mısın? Hazırsın. Şöyle yapacağım Ahmet. Şaşkın da hazır. Üç deyince başla. Bir, iki, üç. Sahur vakti emindir. Hoşaf suyu serindir. Aman elini çabuk tut. Yetimi sen sevindir. Sıra sende. Başla. Yaram derindir eşme. Aman derdimi deşme. Sahurda börek yoktu. Gözlerim oldu çeşme. Peki kuvvetli uğur oldu mu? Nasıl hadi oldu? Bak. Çok güzel oldu. Devamı geliyor. Evet. Ramazanım merhaba, bizlere verdin sefa, Rabbimize hamdolsun, her nefeste bin defa. Aa, çok güzeldi, hadi bakalım. Evet. 11 ayın sultanı, kıymetlidir her anı, süslersin şu cihanı, hoş geldin ya Ramazan. Oo, herkese alkışlıyoruz. Hepsine, harikasınız. Bir tane. Öğretmenlerimizi de buraya alıyoruz. Arkadaşlar çok iyiydiniz. Evde demek ki ailelerinizi sahura kaldırabilirsiniz kendi yaptığınız davullarla. Şöyle biraz öne gelin bakalım. Yavaş yavaş vedalaşalım. Öğretmenlerimize de yer açalım. Ellerinize sağlık. Büşra öğretmenim, Merve öğretmenim, çok güzel oldu. Çok güzel bir çalışmaydı. Sağ olun. Deneyin bence bu çalışmayı, sizler de yapın. Çünkü hem çok eğlenceli hem çok güzeldi. Bir sonraki Çocuk ve Ramazan programında biz yine burada en güzel çalışmalarla ne yapacağız? Karşılayacağız sizleri. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.